Değerli arkadaşlar merhaba. Bir başka WordArt videomuza karşınızdayım. Burada ilk videodan farklı olarak şunu göstermek istiyorum. Eğer özgün bir çalışma yapmak istiyorsanız veya özel güne ait bir çalışma yapmak istiyorsanız bu çalışmayı nasıl yapacağız? Yani 10 Kasım ile Atatürk Silüeti ile ilgili bir WordArt yani kelime bulutu yapmak istiyorsunuz. Nasıl yapacağız? Veya İstanbul'un fethi ile ilgili bir toggle yapmak istiyorsanız bunu nasıl yapacağız? Bugün size bunları göstermek istiyorum. WordArt sayfamıza girerek Create Now tuşuna basmamız gerekli. Edit sayfamız geliyor. Şimdi buradan Google'dan mesela 10 Kasım ile ilgili bir çalışma yapmak istiyorsunuz. Atatürk dedikten sonra Silüet diye aratıp görseller kısmından resimler aratmamız gerekli. Şimdi size burada iki tane durumdan bahsetmek istiyorum. Şayet eğer duvarınıza bu çalışmayı uygulamak isterseniz, çalışmanızın detaylı bir çalışmasının olmasını istiyorsanız, sağ üst taraftaki araçlar kısmından boyuttan resimlerin büyük olmasını sağlayacaksınız. Görmüş olduğunuz gibi aşağıda piksellerimiz 900'de 1140, 950, 1240, 1000'e 1000. Bunlar yani birebirlik yapılabilecek. Yani 100 santime kadar çıkabilecek çalışmalar. Yani daha çok detaylı olur. Ben şimdi hem küçük hem de büyük resimlerde nasıl çalışmalar yapacağınızı göstermek istiyorum. Masa üstüme kaydettim. Piksel olarak. Herhalde yaptığımız çalışma şöyle bir saniye. Tüm boyutlarda şu herhalde şu fotoğrafımızı aldık yanılmıyorsam. Yani görmüş olduğunuz gibi pikselleri çok düşük bunların. Çok detaylı bir çalışma olmayacak. Şimdi burada kelimelerimizi girelim. Atatürk, lider, Samsun, 1881, 1938, harf inkılabı, şapka yazalım, cumhuriyet, Ankara, Erzurum, Amasya, yenilikçi. Bu tür kelimeleri aşağı doğru type in a word kısmına ekleme şansınız sahipsiniz. Burada ikinci kısmımıza geçtik artık. Shape. Shape'den sol üst kısmında add image var. Resim ekleme kısmı. Buna tıklıyorum. Masa üstündeki görmüş olduğunuz gibi iki tane silüet var. Silüetlerden bu büyük pikselli 900'de 1080. Diğeri 610'a 610 pikselinde. Bakalım nasıl bir sonuç verecek. Okey dedik. Eğer aşağıda fontlarla Türkçe fontlar karakterleri arıyorsanız buradan değiştirebilirsiniz. Layout kısmından da şunu random diyerek değişiklik yapabiliriz. Random burada ne? Kelimeleri nasıl dağıtacağını gösteriyor. Stil kısmından da renklerde bir değişiklik yapmak istiyorsanız bunları biraz daha kurcalayarak kendiniz bulabilirsiniz. Şimdi uygulama kısmına geçtik. Bakalım nasıl bir sonuç verecek. Görmüş olduğunuz gibi Atatürk'e ait fotoğraf yani silüetimiz artık bir kelime bulutu haline geldi. Bunu çıktı olarak indirip duvarınıza yapıştırmak istiyorsanız download kısmından PNG, JPEG veya diğer formatlardan PDF olarak indirme şansına sahipsiniz. Peki şimdi aynı kelimeler ile ben daha yüksek pikselli bir fotoğrafı sizlere göstermek istiyorum. Gene Add Image kısmına tıkladım. Bakalım nasıl bir sonuç veriyor. Aynı kelime yoğunluğu var mı? Şurada biraz önce görmüş olduğunuz gibi pikseli daha büyük olan bir fotoğraf var. Bakalım aynı sonucu verecek mi? Yani aslında bunda bu durumda şundan bahsetmek istiyorum. Şayet Atatürk silüeti diye arattığınızda üst kısımdan araçlardan boyutların büyük olmasını istiyorsanız, daha detaylı bir çalışma istiyorsanız şu sol üst kısımdaki Word kısmını daha çok kelime eklemeniz lazım. Görmüş olduğunuz gibi şurada mesela Kemal Atatürk'ün imzasındaki harflerde boşluklar mevcut şuralarda. Bunların daha yoğun olması için İlk kısımdaki Word kısmına kelimeyi daha çok eklemeniz lazım.
Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın.